Ayazağa'da başladım. Orada doğdum, büyüdüm. Orada amatörde başladım. Sonrasında Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Başakşehir'in ve Galatasaray'ın ilgisi vardı bana. Biraz da o sıralar rahmetli Keskin Kılıç çocuğumuz vardı. Amin. Onun da çok istemesiyle. Sonra Galatasaray'da başladım. 14 yaşında giriş yaptım Galatasaray'a. Güzeldi yani, benim için çok güzeldi. Güzel bir başlangıç yaptım orada. Bana çok sıcak karşıladılar. Çok değer verdiler bana. Ben de bunu boşa çıkarmadım. Tabii ilk çıktığımda ben 18-19 yaşındaydım. Çok güzel bir kadromuz vardı. A takımda çok tecrübeli futbolcular vardı. Tabii şimdi 25 olduk, zaman hızlı geçiyor. O sıra çok güzel bir takım vardı ve şampiyonluğa giden bir takım vardı. Biz de alabildiğimiz kadar süre almaya çalıştık tabii ki. Burada Fatih hocamızın da bizde emeği büyük. Ben de olsun, Yunus da olsun, Ozan da olsun. Bize şans verdi. Yani bizi bu piyasaya o çıkardı sonuçta. Ona da teşekkür etmek isterim. Yani çok güzel bir kadromuz vardı. Çok kaliteli bir kadromuz vardı. Yani Fernando oynuyordu. İşte Belhanda, Ndiaye vesaire oynuyordu. Selçuk abi vardı. Yani çok kaliteli oyuncular vardı. Onların yanında beklemek bile bir gururdu yani. Yani bunu öyle değerlendirmemek lazım. Yani sonuçta onların jenerasyon grubu farklıydı, bizim farklı. Tabii ki burada kendimizi eleştirmek gerekiyor. Yani sonuçta onların gösterdiği performans onları çok üst seviyeye çıkardı. Demek ki biz yeterince performans sergileyemedik. Burada kendimizi eleştirmemiz gerekiyor. Ama çok güzel şeyler kattık kendimize. Yani ben kendi açımdan çok güzel şeyler kattım. Oynamasam dahi yani çok güzel tecrübeler kattım. Tabii benim için şöyle cevaplayayım. Hepsi beni çok seviyordu. Ben de onları çok seviyordum. Ama genellikle Ryan Dokun, Buffett'in, Gomis'in aklıma gelebilen, Fernando'nun sonra Sevilla'ya gitti. Ben de birazcık daha yerleri farklı çünkü bana gerçekten çok yardımcı oldular. Yani Gomis'in idmandan sonraki benimle ekstra çalışmaları, Donk'un sürekli saha dışında da beni yanında gezdirmesi, bana bir şey öğretmesi. Fernando'nun kendi mevkim olduğum halde bana verdiği nasihatler, gösterdiği şeyler. Hepsinden bir şey öğrenmeye çalıştım. Hepsi benim için çok değerli. Fatih Hoca'nın her konuşması zaten şeydir, akılda kalıcıdır. Gerçekten otoritelerini koyuyor yani. Bu gerçek hayatta da bence böyle olması gerekiyor bir insanın. Her çevrede yani gerçekten çok güzel bir ağırlığı var. Onu hissettiriyor karşısındakine, yanındakine. Bunu kendime benimsedim. Yani ilk çıktığımda aslında ilk çıktığımda çok fark edemedim. Sonra bir gün metrobüse bindiğimde beni tanıyıp fotoğraf çektiklerinde o zaman fark ettim. Ha dedim, acaba dedim, artık tanınıyorum. O zaman çok fark ettim. Bu gerçekten çok gurur verici. Çünkü bizim geldiğimiz yerlerden, yetiştiğimiz yerlerden buralara gelmek, bu seviyeye gelmek, tanınmış olmak, resim çekilmeyi istemek. Yani bu gerçekten gurur verici. Bunun mutluluğunu yaşadım. Yani bunu aslında bütün sporculara sorsan, Süper Lig'de, kendi Petit Lig'de, hepsinin bence cevabı aynı olur. Yani Petit Lig'de birazcık daha farklı. Yani biraz daha güç, kondisyon, biraz daha böyle mücadele isteyen bir lig. Süper Lig daha böyle kaliteli ayakların olduğu, daha pasa dayalı, daha taktiğe dayalı bir lig olduğunu düşünüyorum. Şöyle söyleyebilirim, zaten benim memleketim olduğu için ben olmasam da zaten takip ediyordum. Olmasam da başarısını istiyordum. Şimdi buna gelip bu başarıya ortak olmak benim için ayrı bir gurur. Çünkü sonuçta benim ailemin de benden tek istediği şey bir gün Samsunspor forması giymek, beni öyle görmeleriydi. Bunu da başardığım için, onlara da bu gururu yaşattığım için mutluyum. Burada başkanıma da teşekkür etmek isterim. Beni birkaç senedir istiyordu. Bu sene beni her şey güzel olarak aldı. Ona da teşekkür etmek isterim. Yani takım arkadaşlarımız olarak bütün takım birlik, beraberlik çok iyi burada. Yani her takıma sorsanız belki aynı cevabı verebilir. Ama bu gerçekten böyle. Yani buradaki takımdaşlık, arkadaşlık çok güzel. Onlara vermek istediğim cevap, sabırlı olsunlar, bize inansınlar, güvensinler. Ve desteklerini hiç esirgemesinler. Zaten şöyle bir şey var. Yani biz nereye gitsek deplasman değil de ev sahibi gibi oluruz. Ankara'ya gidiyoruz, Ankara'da ev sahibi. Bodrum'a gidiyoruz, Bodrum'da ev sahibi. Her yerde ev sahipliği yaşıyoruz. Onlara teşekkür etmek lazım. Bunu hiç esirgemesinler. Yani benim
küçüklükten beri tek hedefim Avrupa'da oynamak, milli takımda oynamak. Milli takımda oynamayı artık yani eklemek bile istemiyorum bir şey. Çünkü bu Türk olup da bu vatandaşlık olup da yani hayal etmeyecek bir çocuk, bir futbolcu olmaz bence. Milli takıma gitmeyi çok istiyorum tabii ki ama bunun öncesinde bir Avrupa macerası yaşamak istiyorum. En azından orayı bir tatmak, orayı bir görmek, oradaki farklı önler bunu da kendime katmak istiyorum. Hüseyin Hoca çok bilgili. Yani ondan çok şey öğreniyorum şu anda. Çünkü benden istediği şeyleri daha önce benden hiç istememişti hocalarım. Şimdi kendime yeni bir başka bir kariyer, başka bir celil katıyorum. Bu tarafımı da geliştirmek istiyorum açıkçası. Çünkü zaten olduğum celilden farklı bir celile geçiyorum. Bu iki özelliği kendime katmak olduğum ve şimdiki hocanın istediği celili. Bu beni çok ileriye taşıyacağını düşünüyorum. Ona da teşekkür etmek isterim.